Elimizde f odak uzaklığına sahip ince bir dış bükey mercek ve yüksekliği 0 olan ve mercekten u birim uzaklıkta bulunan bir cisim var. Odak uzaklığıyla birlikte h ve u değerlerini bildiğimizi varsayalım. Peki yansıyan görüntünün tam olarak nerede olacağını ve yüksekliğini bulabilir miyiz? Bunun için bir ışın şeması çizebiliriz. Birkaç tane ışın çizelim ve ışınların nerede kesişeceğini gösterelim oluşan görüntünün yüksekliğini ve mercekten ne kadar uzakta olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu iki değeri bulmamız lazım. Burada yapacağımız işlem aynalar konusunda gördüğümüzde oldukça benziyor. Kenar uzunlukları şu değerler olan benzer üçgenler bulup, bu benzer üçgenlerin değerlerini aralarında bir bağ kuracak şekilde incelememiz gerekiyor. Şimdi videoyu durdurun ve burada benzer üçgenler görüp görmediğimize bakalım. Dikkatle incelerseniz bu ikisinin benzer üçgenler olduğunu görürsünüz. Nasıl olduğuna bakalım. Buradaki açıya bakarsak şu açıyla aynı olduğunu görürüz. Çünkü bu iki açı dikey olarak birbirlerinin karşısında bulunur. Buradaki açı da şu açıya eşit. Çünkü ikisi de üçgenin dik açısı. Diğer iki açı da aynı olduğundan bu ikisi benzer üçgenler diyebiliriz. Ayrıca kenar uzunlukları da tam istediğimiz gibi o zaman kenarların da aynı orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu uzunluğu alıp şu uzunluğa bölerseniz, yani H1'i H0'a bölersek sonuç diğer tüm kenarlarla aynı çıkacaktır. Yani bu kenarı şu mor renkteki kenara bölersek aynı sonucu elde ederiz. Yazalım. V bölü U. Böylece ilk denklemimizi bulduk. Bu denklemde her iki bilinmeyen de var. H1 ve V değerlerini bilmiyoruz. Bu yüzden cevabımızı henüz bulamadık. Başka bir denkleme ihtiyacımız olduğundan başka benzer üçgenler bulmamız lazım. Daha önce göremediyseniz videoyu durdurup başka benzer üçgenler bulup bulamayacağımıza bakmanızı öneririm. Bu sefer bir kenar uzunluğu f olan bir üçgen bulmayı deneyelim. Dikkatli bakarsanız bu iki üçgenin de benzer olduğunu görürsünüz. İkisinin de birbirine eşit olan 90 derecelik açıları var. Ayrıca yine birbirine eşit olan, dikey olarak birbirinin karşısında bulunan açılarımız var. Bu da üçüncü açının da eşit olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bu iki üçgen birbirine benzer. Bu iki üçgen için de benzer bir denklem yazabiliriz. Burada da yükseklikleri ve kenar uzunlukları aynı. Şimdi bu iki üçgen için benzer bir denklem yazmayı deneyelim. Başlayalım. H1'i bu yüksekliğe bölersek ki burası H0'a eşit. Evet hemen yazalım. Eşittir şu uzunluk. Peki bu uzunluk ne? Buradaki toplam uzunluk V. Buradaki de F yani bu kenar V eksi F. Bunu da şu kenara yani F'e bölersek ikinci denklemimizi de elde etmiş oluruz. İki denklemde de iki bilinmeyenimiz var. Bu yüzden bunlar birbirini götürür ve böylece görüntü yüksekliği ile görüntü uzaklığını bulabiliriz geometri kısmını geçtik. Tek yapmamız gereken değişkenlerin birbirini götürmesi için birkaç matematik işlemi. Dikkatli bakarsanız iki denkleminde sol tarafının aynı olduğunu görebilirsiniz. O zaman sağ taraflar birbirine eşit olur. Son kez videoyu durdurun ve bu bilgiler ışığında denklem kurup kuramayacağınıza bakın. Biraz yer açalım. Artık şemaya ihtiyacımız yok. Sadece iki denklemin sonucunu bulmamız gerekiyor. Denklemlerin sağ tarafını eşit sayabiliriz demiştik. Yani v bölü u, v eksi f bölü f'e eşit. Hatırlamamız için bu denklemi daha düzgün bir şekilde gösterelim. Paydalardan kurtulduktan sonra tüm denklemi u ve f ile çarpmamız gerekiyor. O zaman v çarpı f eşittir. u ve f gittiği için yazmıyorum. v eksi f çarpı u eder. Devam edersek v çarpı f eşittir. V çarpı U eksi F çarpı U eder. Daha düzgün bir şekilde göstermek için tüm denklemi U çarpı V çarpı F'e bölelim. Sonuç olarak ne elde ettiğimize bakalım. Sol tarafta V ile F birbirini götürür ve elimizde 1 bölü U kalır. Bunu yazalım. 1 bölü U. Burada da V ile U birbirini götürür ve elimizde 1 bölü F kalır. Eksi. Burada ise F ile U birbirini götürür ve elimizde 1 bölü V kalır. Her iki tarafa da 1 bölü v eklersek, 1 bölü f'in 1 bölü v artı 1 bölü u'ya eşit olduğunu görürüz. İşte bulduk. Bu denklem odak uzaklığını, cisim uzaklığını ve görüntü uzaklığını birbirine bağlar. Benzer şekilde v değerini bildiğimiz sürece bu denklemi yukarıdaki her iki denklemede koyabiliriz. Buradaki denkleme koyarsak görüntü yüksekliğini bulabiliriz. Aynalar konusuna benzer şekilde bunu M ile gösterdiğimiz büyütme oranı olarak tanımlayabiliriz. Bu da görüntü yüksekliği bölü cisim yüksekliğine eşit. Yani bu değer yansıyan görüntünün cisme kıyasla ne kadar büyütüldüğünü gösterir. Bunun da yukarıdaki denkleme bakarsak V bölü U değerine eşit olduğunu görüyoruz. İşte bu da ikinci denklemimiz. Bu iki denklemi yukarıya yazalım. Bu denklemleri dış büke bir mercek olan ve gerçek bir görüntü bulunan şu problem için türettiğimizden genel geçer denklemler olduğunu söyleyemeyiz. Yani iç bükeyi mercek olan veya sanal bir görüntünün olduğu başka problemlerde işe yaramayabilirler. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Cevap işaretleri kullanmak. Bu uzaklıkları bir grafik üzerindeki belli konumlar olarak kabul edip bu denklemleri işaretlerle gösterirsek genel bir formüle dönüştürebiliriz. Burada da tam olarak bunu yapacağız. Aynı kartezyen işaretlerini kullanıp denklemlere bu işaretleri yerleştirerek genelleştirmeye çalışalım. Optik merkezi başlangıç noktası kabul edip gelen ışın yönünü pozitif olarak belirliyoruz. Bu şemada ışının yönü sağ tarafta. Bu yüzden bu taraf pozitif yön olur ve bu da başlangıç noktasının sağında kalan tüm konumların pozitif, solunda kalan tüm konumların da negatif olacağı anlamına gelir. Şimdi bu işaretleri denklemlere yerleştirelim. Odak uzaklığıyla başlayalım. Odak uzaklığı ana odağın bulunduğu nokta yani burası. Pozitif olduğundan burası da pozitif kalır. Görüntü uzaklığı yansıyan görüntünün bulunduğu konumdur ki o da pozitif tarafta olduğundan burası da pozitif kalır. Son olarak cisim uzaklığı da cismin bulunduğu konumdur. Negatif tarafta olduğundan burası negatife dönüşür pozitif çarpı negatif negatif olur. O zaman son haliyle genel denklemimiz şu şekilde yazılacak. Bunu bir kutunun içine daha alalım. Çünkü şu anda genel denklem konumunda. İşte işaretlerin gücü. Şu an bu denklemi istediğimiz her problemde kullanabiliriz. Şimdi de bu denklemi genelleştirelim. Yüksekliğin işaretlerinin belirlenmesi için asal eksenin yukarısını pozitif yükseklik, aşağısını da negatif yükseklik olarak kabul edeceğiz. Yansıyan görüntünün yüksekliği negatif yükseklik. Çünkü asal eksenin aşağısında. Yani burası negatif olacak. Cismin yüksekliği ise asal eksenin yukarısında. Yani burası pozitif kalacak. Ve yani yansıyan görüntünün bulunduğu konum olan görüntü uzaklığı pozitif kalır. Cismin bulunduğu konum olan u ise negatif olur. M'le gösterilen büyütme oranının h1 bölü h0 olduğunu hatırlayalım. Yani negatif h1 bölü h0 değil. O halde denklemin son halini henüz bulamadık. Bunun için yükseklikten gelen negatif işaretinden kurtulmamız gerekiyor. Dikkatli bakarsanız buradaki iki negatif birbirini götürür. O zaman bu denklem aslında genel denklenmiş. İşaretleri belirdiğimiz için artık bu genel bir denklem. Bu mercek denklemleri ayna denklemlerine oldukça benziyor. Aralarındaki tek fark u değerinin işareti. Bunu değiştirip U değerini negatif yaparsak aynı denklemleri elde etmiş oluruz.